Ama yarın gelseydi seni daha bırakmaz. Namaz vaktinde. Evet, öğlen namazının sünnetini kılmıyor ya. Biz burada namazı kılıyoruz. Sünnet geliyor, direktman farzı kıldırıyor bize. Hadi Ahmet gelsin de namazı kılıyor. Bu şekilde yani. Yani ders veriyor. Yani namaz nasıl kılınır onu öğretiyor. Kimi namaz. Yani camiye insanlar gelmesin buradan. Gitsin de nasıl giderse gitsin. Ben burada at koptururum. Çok özür dilerim. Yani öyle burada benim anladığım cemaat azalsın. Azalsın. Burada kapansın. Maaşım devam etsin. Bitti. Bak maaşım devam etsin. Aynen öyle. Kapanmasın ama cemaatte olup da beni eleştirmesin. Doğru. Aynen doğru. Aynen doğru. Hocam şunu söylüyorum. Bundan önceki görev yaptığı yerde cemaat böyle azalmış. Bir tane cemaat kalmış. Baktım diyor o da geliyor diyor. 3-5 gün diyor uzun süre okudum. Baktım o da gelmez oldu diyor. Sabah namazı. Adam bunu kendi ağzıyla söylüyor yani. Bu hocanız. Aynen bunu söylüyor. Kendi ağzıyla söylüyor. Allah Allah. Tavrus'un camisinin hocası bundan bahsediyor bu. Evet. Cemaat nasıl kaçırılır? Bu diyor bunu cenaze sahipleri yani. Kimse diyor. Cenaze gömülüyor. Ben hiç gören yok diyor. He. Bu cenaze sahipleri kim diyor ya? Bizim burası. Ne demek istiyor? Anla sen. Para ver bana. Bu cenaze sahipleri kim diyor? Cenaze gömülüyor. Ben hiç gören yok diyor. Sen ne anlama bundan? Bu şundan ileri geliyor. Biz yıllardır tavlusunu ihmal ediyor. Yani bilerek, isteyerek sit alanları. Çünkü aşağıda büyük bir Derebek Vadisi var. Küçük Ihlara diye geçiyor tarihte. Memduh Başkan, ilk başkan olduğundan verdikleri sözden yapmadığından dolayı o kadar çok şikayetten hiçbir şey olmamış ki. Köy %80'in üstünde AK Parti'ye oy veriyor. Ama ne hikmetse bilerek, isteyerek Tavlusu'nun merası gitti, mezarlığı gitti. Mezarlığa babanın yanında bir boş yeri var ikiye bir metre. Bir milyar istiyorlar. Yani Tavlusu'nda arsayı satsan 200 liraya arsa satamam. Mezarlıkta ikiye bir babanın yanından mezar alacak olsan ya kavga eden ya. Bıktırıyorlar ya. Çok şikayet ettik. Bu adam kaç kişi şikayet etti. Git gidemiyor. Gönderemiyoruz bu adamı. Benim gazide bu. Gönderemiyoruz. Müftülükte bunun bir adamı var abi. Biz bu adamı gönderemiyoruz burada. Vakti nedir burada? Vali yardımcısı alamadı. Vali yardımcısı bile alamadı görevden abi. Müftülüğe söylediniz mi? Tabii canım. Kaç sefer şikayet oldu. Vali yardımcısı da geldi. Müftülüğe ben gittim. Ali abi Vali Bey'in aramasına istinaden bir şey yapamadım. Vali burada anlattım gelmiş namaz vaktinde hocanın olmadığını da biliyor yani. Kendisi de biliyor getirdik. Çünkü 3-4 sefer oldu. Bir sefer iki sefer diye şikayet olayı. Yani bu hoca kışın orada Han Cami Kemal'li olduğu için sıcak oluyor diye cuma sıcaklığı kendinden oraya gitmesi bir enteresan, buraya gelmesi enteresan. Orada sakallı şerif çalındı. Ben buranın camisiyim, imamıyım, oraya karışmam dedi. Buradaki de çalındı. Burada zaten yoktu dediler. Diyanet'te bunun arkasına sığındı gelen. Diyanet buraya müfettiş göndermiş bu konuyla ilgili. Gönderdi. Ama sonuç alamamış. Açıkça dedi ki ben bana adam. Kimsenin evet. Gücü yetmez burada. Alamazlar ben. Hoca bunu diyor böyle. Hoca, diyor resmen yani. Ya resmen demiyor da söylediği lafların hepsi ona gelir yani. Söylediği şekilde. Kimsenin gücü yetmez burada diyor. Ben ne zaman istedim o zaman. Şimdi bu cami sabah açılmıyor, akşam açılmıyor. Vakitlerin çoğunda açılmıyor. Çoğunda açılmıyor. Ve anahtarı sağa sola birkaç kişiye ihtiyarların birine veriyor. Onlar da köyümün, onlar da köyümün camisi kapanmasın diyerek diye. Bunu esas alıyor. Yıllardır. Gönüllü hoca. Evet, gönüllü hoca oluyor. Yani resmi hocamız var, maaş alan hocamız var. Bizim benim kayınbabam kıldırıyor. Başta. Evet. Cuma da gelsene. Maraş yolundan. Şu kadar insan varsa iki katı da öbür şey. Köydeki gidiyor. Herkes en evet. Yakın camiye Cuma'ya gidiyor. Cuma bile. Cuma bile. Yani Cuma'da. Cuma'da açmıyor cami. Vatandaşıyım. Evet abi. Cuma'ya ben buraya gelmiyorum. Neden? Çünkü hutbe okunacak daha hoca daha cübbesini giymemiş ya. Evet. Merkezden ezan okunuyor. Hoca ondan sonra cübbesini giyiyor, kavuğunu koyuyor. Millet sünneti kılıyor, sünneti kıldıktan sonra geliyor mesela. Sünnet kılmıyor bak. Ben vakitte geliyordum. Bakın camisine geliyorum ben, tamam mı abi? Biz sünneti kılıyor. Hoca geliyor, sünneti kendi kılmadan namaz kıldırıyor bize. Şimdi öğlen namazının sünnetini terk edemezsin ki. Evet. Ha ikindiği, terk edebilirsin. İkindiği terk edebilin yastığıyla ikindiği. Her zaman. Onu da yapamazsın yani.
evi de şu yalaklar. Bu nasıl namaz kılıyor? Para olmasa hocanın imanla hiç alakası yok. Nasıl yapalım? Ben sabah gelmişim cami kapalı. Adamım. Bundan 1,5 ay önce burada aşağıda kahvemiz var. Onun önünde oturuyorum. Bir vatandaş geldi arabasıyla. Bana dedi ki caminiz nerede dedi. Burada dedi. Ben sağdım aşağıdan Mehmet o adamları. Ben bilmiyorum işte. Senin gönderip göndermediğini bilmiyorum da. Bana dedi ki caminiz nerede dedi. Hemen şurada dedim. Ben olur ya abdesti daralmıştır bir şey olmuştur. Adam buraya geldi. Aradan birkaç dakika geçti geri geldi. Bu nasıl köy ya dedi. Ben dedi hayatımda ilk defa dedi bir caminin kapalı olduğunu görüyorum dedi. Yükünlü baktı yani. Yok diyorum yani belki de biz buna hak ediyoruz diyorum. İnsanlara hak ettiği şekilde. Burası da Kayseri. Evet. Bu tavlusunda cami yapılırken biz imarlaştırılırken herhalde biraz da tarihi de bir cami. Geçmişi dayalı. Çok tarihi. Hamidiye Camii abi. Evet. Bu Hamidiye Camii'ne Diyanet'te bir müftü veya bir hoca tayin ediyor. Bunun maaşını da sizler bizler ödüyoruz. Evet. Devlet ödüyor. Ama bu arkadaşımız gördüğüm kadarıyla namaz vakitlerinde buraya gelmiyor. Otobüsü var. Halk otobüsü. İki tane halk otobüsü var. Halk, müftü bu bizim sakallı şerifimiz salınca rica ediyorum dedim. Ya bunu küçük kapıya bir yere verin. Bu seferlere yetişemiyor. Yani bu da veballe kalıyor dedim. Orada hiç olmazsa namazını kılar otobüsüne biner gider dedim. Yani resmiyette belki bunun adına değildir otobüs ama dedim. Adamın otobüsü var. Evet. Adamın otobüsü olunca bu zaten da, ikinci planda. Yani. İmamlıkta şu yani tenzih ederim öbür kaliteli insanları ama Diyanetimizin arpalığı gibi oldular. Diyanete bununla ilgili şikayetiniz oldu mu Kayseri? Kaç kere artık gitmiyorum. Müftüye gitmiyorum. Vali Bey'e bu konuyla ilgili şikayet. Vali yardımcısına da çıktım. Vali yardımcısı. Vali yardımcısının kanalıyla da gittim. Tekrar oradaki murakıplar sınıf arkadaşımdı. Tamam. Üstünü örttüler. Hala devam ediyor. Hala üstünü örttüler. Evet. Yani bu adam tamam artık ben imamlık yapmayacağım diyene kadar herhalde tavrusundan gitmeyecek.